Şimdi Kahramanmaraş'a uzanıyoruz sevgili izleyiciler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü ikinci durağı olan Kahramanmaraş'a az önce geldi ve birazdan halka, partililere hitap edecek. Canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Kahramanmaraş. Edeler, sizleri yürekten selamlıyorum. Edeler, seni yürekten selamlıyorum. Kahramanmaraş, Afşin, Andırın, Çağlayan Cerit, Ekinözü, sizleri gönülden selamlıyorum. Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Maraş, Maraş derler, bu nasıl Maraş? Bu nasıl kahraman Maraş? Bugün bir başkasın kahraman Maraş. Bugün yine tarih yazıyorsun Kahramanmaraş. Bugün dünyayı kıskandırıyorsun Kahramanmaraş. Kahramanmaraş, sen bize Hazreti Ömer'in emanetisin. Sen bize Halid bin Velid'in, Malik bin Eşler'in, Ashab-ı Kehf'teki yedi yiğidin emanetisin. Kahramanmaraş, sen bize Sütçü İmam'ın, Rıdvan Hoca'nın, Necip Fazıl'ın, Erdem Beyazıt'ın, Cahit Zarifoğlu'nun, Abdurrahim Karakoç'un, Aşık Mahzuni Şerif'in emanetisin. Sen bizim göz bebeğimizsin Kahramanmaraş. Sen başkasın. Sen müstesnasın. Çünkü sen kahramanlar diyarısın. Sen yiğitlerin diyarısın. Sen ashabın, evliyanın, söz ustası, şairlerin diyarısın. Seninle iftihar ediyoruz ey Kahramanmaraş. Allah sizden razı olsun ey Kahramanmaraş. Rabbim şu muhabbetimizi daim eylesin. Rabbim kardeşliğimizi muhafaza etsin. 30 Mart seçimleri inşallah Türkiye için, milletimiz için, demokrasimiz için, en çok da yeni büyükşehir olan Kahramanmaraş için hayırlara vesile olsun. Evet. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Arif Nihat Asya'nın o güzel dizelerini bugün burada bir kez daha okuyacağım. Bilirsiniz değil mi? Maraş Türkiye'nin kalem kaşıdır. Maraş Türkiye'nin köşe taşıdır.
Maraş tarihleri inşa ettiren Koca Sinanların ustabaşıdır. Edeler, hissiyatınızı çok iyi anlıyorum Edeler. Siz Türkiye'de oynanmak istenen oyunu görüyorsunuz. Siz sokaklarda oynanmak istenen oyunu görüyorsunuz. Bir avuç seçkinin, bir zümrenin sizin iradenizi nasıl gasp etmek istediğini sizler çok iyi görüyorsunuz. Ama asla üzünlenmeyin. Asla YS'e kapılmayın. Başınızı asla öne eğmeyeceksiniz. Çünkü siz milletsiniz. Siz bu ülkenin sahiplerisiniz. Siz inananlarsınız. Siz üstünsünüz. Unutmayın, 7 güzel insandan birinin, değerli Sezai Karaköç'ün o muhteşem dizeleri ne diyor? Bunu bir daha hatırlayalım. Ne diyordu orada? Sakın kader deme. Kaderin üzerinde bir kader vardı. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Evet, bütün tuzakların üzerinde hiç merak etmeyin, bir tuzak vardır. Bütün bu planların üzerinde bir plan vardır. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bize millet yeter, bize Allah yeter. Biz sabırlı olacağız. Biz sağduyumuzu muhafaza edeceğiz. Biz sokaklarda taşkınlıklara, şımarıklıklara, vandallığa, terörizme asla prim vermeyeceğiz. Biz sabırla sandığı, sabırla 30 Mart'ı bekleyecek, söyleyecek sözümüzü işte orada aykıracağız. Kardeşlerim, sevgili edeler, bu paralel yapı, yanına CHP'yi alarak, yanına MHP'yi alarak, yanına malum medyayı alarak, malum işveren çevrelerini alarak, hatta yanına marjinal sol örgütleri alarak Türkiye'ye ve devlete karşı ahlaksız bir saldırı başlattı. Kardeşlerim, inanın bunların ahlakı yok. Bunlar edepten nasiplerini almamışlar. Perde gerisinden iftiralar atıyorlar. Saklandıkları yerden kasetler yayınlıyorlar. Gizlendikleri inlerinden montajları piyasaya sürüyorlar. Türkiye düşmanı, millet düşmanı, herkesle işbirliği yapıyor. İçeride ve dışarıda Türkiye'yi yıpratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kardeşlerim, devletin içine sızmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir kısım polis, bir kısım yargı işbirliği halindeler. Sen bir cumhurbaşkanını dinleyemezsin yasal olarak. Bir başbakanı dinleyemezsin. Bir genelkurmay başkanını dinleyemezsin. Bakanları dinleyemezsin. Kardeşlerim, ama bunlar bunu yaptılar. Bunlar bunu yaptılar.
Ve ondan sonra da biz yapmadık. Yiğit ol yiğit. Yiğit ol. Kimin nerede ne yaptığını artık öğreniyoruz. Sizi şu biraz daha sabırdan sonra nerede ne olduğunuzu ortaya koyacağız. Niye kaçıyorsunuz? Niye kaçıyorsunuz? Ha, kainatın imamı Pensilvanya'da, siz de Pensilvanya'ya gidiyorsunuz. Şimdi yeni planlar yapıyorsunuz, öyle mi? Sizin bundan sonra o planlarınız filan sökmeyecek. Çünkü siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha güçlü değilsiniz. Gereği neyse bunun bedelini ödeyeceksiniz. 35 yıldır yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Ve bu öyle kolay kolay göz ardı edilecek bir durum değil. Bunlar vatansever değil. Bunlar örgütlerinin çıkarını her şeyin üzerinde, devletin, milletin, Türkiye'nin üzerinde görüyor. Örgütleri için her yolu meşru, her yolu mübah kabul ediyorlar. Kardeşlerim, amaçları için, amaçlarına ulaşmak için her yol bunlarda meşru. Yeri geldiği zaman bizim şu yavrularımıza ne yaptılar ya? Başını örtmeyebilirsin dediler. Başınızı açın, üniversiteye gidin dediler. Hocaymış. Ne hocası ya? Kalkıyorsun 28 Şubat'tan 10-15 yıl önce, diyorsun ki bu bir itikadi meseledir, başınızı açamazsınız. 28 Şubat'ta ne oldu? Yeni bir vahiy mi geldi sana da başınızı açarak üniversiteye gidebilirsiniz dedin. Furuattır dedin. Ah kardeşlerim ah. Ne çile çekti bu kızlar ya. 15 yıl İmam Hatiplerin orta kısmını kapattılar. Öyle mi? Meslekçilerini mahvettiler. Kardeşlerim, benim de iki kızım mağdur oldu. Oğlum mağdur oldu. Niye? Bir de katsayı engeli çıkardılar. Ne oldu? Sonunda İmam Hatiplerin orta kısımları açıldı mı? Artık üniversitelerde katsayı kalktı mı? Şimdi istediğiniz üniversiteye gidebilecek misiniz? Hatta düz liselerde bile artık Kur'an-ı Kerim dersi seçmeli olarak var mı? Peygamber Efendimizin hayatı, Siyer-i Nebi var mı? Artık yeni bir dönem başladı. Şimdi benim milletim, bizim gençliğimiz asıl küllerinden şimdi ayağa kalkıyor. Normalleşme bu. Okullarımızda başı açık, başı örtülü bir kavga var mı? Buyurun. Kardeş kardeş kızlarımız birlikte ilim tahsil ediyorlar. Bak demek oluyormuş. Ne oldu? Ne oldu? Ben sizlerle gurur duyuyorum. Şimdi ben sizden bir şey istiyorum. Bundan sonra çok çalışacaksınız. Başaracaksınız ve en yüksek dereceli puanlarla en ideal üniversitelere gireceksiniz. Ve bunlara neyin nereye takıldığını göstereceksiniz. Ve bunlara şunu söyleyeceksiniz. Uzaya uydu gönderdiğinizde başörtümüze mi takıldı be? Bunu söyleyeceksiniz. Bunu başaracaksınız. İşte şimdi normalleşen bir Türkiye var. Çıkmış geçen günü Kılıçdaroğlu demez mi? Başörtüsü sorununu ben hallettim diyor. Ya Kılıçdaroğlu, ya bunu sen kime yutturacaksın ya? Senin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor ya.
sizin zihniyetinizin ne olduğunu çok iyi bu millet biliyor ya. Siz başörtülüleri, çarşaflı hanımları CHP'nin otobüsünden apar topar atan partisiniz ya. Bunlar hep kayıtlarda var. Siz bu millete yıllarca zulmettiniz. Yıllarca. Kardeşlerim, bu millete 10 yıllarca zulmetmiş, bu milletin değerlerini ayaklar altına almış bir partiyle bile Pensilvanya işbirliği yapabiliyor. Şimdi ona o istiyorlar. Duyuyorsunuz değil mi? MHP'ye o istiyorlar. Kardeşlerim, Sütçü İmam Kahramanmaraş'ta benim bacımın başörtüsüne dokunamazsınız diyerek ilk kurşunu atmış. İstiklal mücadelesinin ateşini yakmıştı. Sütçü imamların, Rıdvan hocaların kahramanlığı.